Peki, serinin yakınsamasını sağlayan pozitif P değerleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur demişler. Bir bakalım. n = 1'den sonsuza -1 üzeri n artı 1 çarpı P bölü 6 üzeri n. Şimdi birkaç şey dikkatinizi çekmiş olabilir. Öncelikle -1 üzeri n artı 1, n 1, 2, 3 şeklinde değerler aldıkça işaret değiştirecek. Yani bir 1 olacak, bir de -1. Değişen işaretler. Neler olacağını belki de tahmin ettiniz. Seriyi açık bir şekilde yazsak daha iyi olacak sanki. n 1 iken -1'in karesini alacağız ve P bölü 6 bulacağız. N2 iken burası -1 üzeri 3 olacağından -P bölü 6 üzeri 2 elde edeceğiz. Sonra artı P bölü 6 üzeri 3. Buraya da 1 yazalım. Sonra -P bölü 6 üzeri 4 gelecek ve bu şekilde bir artı bir eksi olarak devam edeceğiz. Bunun değişen seriler için klasik bir örnek olduğunu ve değişen seriler testini uygulayabileceğimizi görüyorsunuz değil mi? Değişen seriler testine göre serinin işareti değişmeyen kısmı, yani burası, eğer monoton bir şekilde azalıyorsa, ki bu her bir terimin bir öncekinden küçük olduğunu söylemenin havalı bir yolundan başka bir şey değil ve eğer en sonsuza giderken bunun limitinin 0 olduğunu biliyorsak, bir saniye hemen not edelim. En sonsuza giderken P bölü 6'nın n'inci kuvvetinin limiti eğer 0'a eşitse. Peki, bu hangi durumda sağlanır? Bu koşullardan birini sağlamak için P bölü 6'nın 1'den küçük olması gerekir. P bölü 6 eğer 1'e eşit olsaydı, yani mesela P 6'ya eşit olsaydı, her bir terim bir öncekinden küçük olmaz, yani seri monoton bir şekilde azalmazdı. Her terim 1 olurdu, öyle değil mi? 1, 1'in karesi, 1 üzeri 3 vesaire vesaire ve P eğer 6'dan büyük olsaydı da P bölü 6 ile her çarptığımızda daha büyük bir sayı elde ederdik ve bu sayede limitte 0 olamazdı. Evet, öyleyse P bölü 6'nın 1'den küçük olması gerektiğini söyleyebiliriz. Şimdi iki tarafı 6 ile çarpalım ve P'nin 6'dan küçük olması gerektiğini bulalım. Bizden P'nin pozitif değerlerini istedikleri için P'nin 0'dan büyük olması gerektiğini de zaten söyleyebiliriz. 0 küçüktür P, o da küçüktür 6. İşte bu seçenek. Evet, 6'dan küçük eşit diyemeyiz çünkü P 6 olduğunda bu terim 1 üzeri n olur ve bu sayede de 1 eksi 1 artı 1 eksi 1 elde ederiz. Evet, doğru olan seçenek bu.